Özbey sabah saatlerinde 3 yıldır görev yaptığı İllüzyon İdaresi'ne giderek mesai arkadaşlarına veda etti. 3 yıl önce başladığı genel sekreterlik görevini başarılı bir şekilde yürüten, birçok köyde altyapı ve yol çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamlayan, hazırladığı 320 adet projenin büyük bir bölümünü gerçekleştiren, özellikle köylerde su şebekesi çalışmalarında büyük başarı sağlayan Özbey, neden ve ne için görevden alındığı bilinmiyor. İlin turizm ve tanıtımında başarılı bir çalışma yürüttüğü bilinen Mehmet Özbey, yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvuracağı öğrenildi. Bu sabah görevden alınan Mehmet Özbey, 1970 yılında Kazman'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Kazman ilçesinde, yüksek tahsilini ise Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. 1998 yılında göreve başladı. Devlet Su İşleri 24. Kars Bölge Müdürlüğü Emrinde sırasıyla İkman ve Atölye Baş Mühendisliği, Bölge Müdürlüğü'nün yeni tesisleri olan İdari, Sosyal ve Atölye Binaları İnşaat Yapımı Kontrol Mühendisliği görevinde bulunmuş ve 2001-2009 yılları arasında Devlet Su İşleri 24. Kars Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Görevi esnasında başarılı çalışmalarından dolayı 2003 yılında dönemin Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı'nın onayı ile maaş tatviliyle ödüllendirilmiştir. Aynı dönem içerisinde 3 yıl süreyle Makine Mühendisleri Odası, Kars, Ardahan ve Iğdır illeri Oda Başkanlığı yapmıştır. Kars Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürü görevinin ardından 2009 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Makine Proje Müdürlüğü'nde 4 yıl süreyle görev yapmıştır. Almanca ve İngilizce bilen Mehmet Özbey evli ve 3 çocuk babasıdır. 11 Mart 2013 tarihinde Kars Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine asaletan atanmıştı, ancak bu sabah itibariyle görevden alındı. Mehmet Özbey yaptığı yazılı basın açıklamasında, "Saygıdeğer Karslı hemşerilerim, Mart 2013'ten bu yana büyük bir onurla yaptığım Karslı Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevimden 19 Aralık 2014 tarihi itibariyle alınmış bulunmaktayım. Bu göreve gelirken taşıdığım en önemli sorumluluk Kars halkına hak ettiği hizmetleri üretmek ve bunu yerine getirirken de yalnızca hemşerilerimin ve halkın rızasını kazanmaktı. Bugün görevimden ayrılmak mecburiyetinde kalırken İl Özel İdaresi'nin çok değerli çalışanları ile birlikte gerçekleştirdiğimiz her hizmette bu sorumluluğu yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşıyorum. İlk gün geldiğimizde kıblemiz neyse bugün ayrılırken de kıblemiz aynı. 2 yıllık süreçte Karslı Özel İdaresi'nin teknik, idari ve fiziki kapasitesini artırmak için tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte büyük bir özveriyle çalıştık. Her bir ilçemizden her bir köyümüze kadar hiçbir ayrım yapmadan herkesin ve her kesimin ihtiyaçlarını yerinde belirlemek, öncelik neyi gerektiriyorsa yasal zemin içerisinde gerçekleştirmek için gayret sarf ettik. Ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden aile hayatımızdan dahi kısarak kısa sürede çok iş yaptık. Sorumluluğumuzdaki hiçbir soruna geçici yaklaşmadık, kalıcı çözümler üretmeye esas aldık. Biz tüm bu çalışmalarımızı yaparken toplumsal değişim ve taleplere kapalı kalmadık. Ancak değişime yoğunlaşırken de dönüşmemek ve başkalaşmamak için varlığımızı anlam kazandıran temel ilke ve prensiplerimizi terk etmedik. Amacımız ülkemize son 2 yıllık süreçte başlayan bu onurlu ve önemli sürece kendi görev ve sorumluluklarımızın çerçevesinde katkıda bulunarak Kars şehrimizde ardımızdan kalıcı bir iz bırakmaktı. Bu 2 yıllık süreçte yaptıklarımız bunun ispatıdır. Buna öncelikle Rabbimiz, sonra da Kars halkı ve mesai arkadaşlarımız şahittir. Bugün hizmetlerimize muhatap olan ve yaşayan tek bir Karslı bile Mehmet Özbey'in devletin ve milletin imkanlarını ve kaynaklarını kendi çevresinin çıkarına kullandığını, karınlara peşkeş çektiğini söyleyemeyecektir. Çok şükür bu açıdan alnımızın akıyla görevimizi bırakıyoruz. Ardımızdan ismimize leke sürmeden ayrılmış olmanın haklı gururunu yaşarken, milletin bağrına yerleşen çıkar çevrelerinin hala yönlendirme yapabilme imkanını bulduklarını görmenin de üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak tüm bunlarla birlikte İl Özel İdaresi olarak geceli gündüzlü Kars halkının daha iyi hizmetleri alması için çaba sarf ettiğimizi bildikleri halde görevden alınmamız için çaba sarf edenler bunun hesabını yaptığımız hizmetlere ve ilkelerimizi en iyi bilen Kars halkının bizzat kendisi en güzel şekilde soracaktır. Görevden alınmamız için tek bir geçerli sebep göstermeden yalnızca ülkemizin içinde bulunduğu hassas süreçten faydalanarak devlet büyüklerimizi yönlendiren bir takım çevreler aslında içinde bulundukları acizliği de açıkça göstermektedir. Bununla birlikte haklarımla ilgili yasal ve hukuki her türlü yola başvuracağımı halkımızın bilmesini isterim. Görev yaptığım süre içerisinde büyük bir sabır ve özveriyle çalışan İl Özel İdaresi çalışanlarına, yakın mesai arkadaşlarıma ve Kars halkına teşekkür ediyor, varsa haklarımı helal ediyor, sizlerin de haklarını helal etmesini istiyorum. Hesap ve tuzak kuranlar var olsa da büyük hesap gününün sahibi olan Allah'ın hesabı tecelli edecektir.
Bugün yaşananlar tarihte yalnızca bir virgül kadar kıymete sahiptir. Önemli olan biz ve makamlar değil, millete kalıcı hizmetler bırakmaktadır. Bu inançla karşımızın daha güzel günlere erişeceğinden şüphe duymuyor, tüm hemşerilerime saygılarımı sunuyorum dedi.